Radyo Tiyatrosu. Baskın. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Mehmet Mert. Kayıt Halil Güntekin. Montaj Didem Türkmen. Alo. Affedersiniz, Doğan Pınar Bey'in evi mi? Evet. Bir yanlışlık olmasın. Psikolog doktor Doğan Pınar değil mi? Evet, psikolog doktor Doğan Pınar. Bağışlayın beyefendi, sizi rahatsız ediyorum. Rica ederim. Buyurun, ne istiyorsunuz benden? Genç ve bedbaht bir kadınım. Bazı ricalarımı söylemek için sizi arıyorum. Bilmem beni dinlemek lüzumda bulunur musunuz? Fakat siz kimsiniz? Tanıyamadım hanımefendi. Tanımazsınız. Ancak sizden istediğim yardımı beni tanımadan da yapabilirsiniz. Ne gibi bir yardım istiyorsunuz benden? Çok basit. Benim için biraz zaman ayırmanızı istiyorum sizden. Nasıl zaman ayırayım hanımefendi? Lütfen daha açık konuşun. Kendimi öldürmek istiyorum doktor bey. Bunun için de... Ne dediniz? Yani intihar mı edeceksiniz? Evet. Neden şaşırdınız öyle? Şaşırılmayacak gibi değil ki. Neyse. Peki sebep ne? Kocam beni arkadaşlarından birinin karısıyla aldatıyor. Ben de bu ihanete dayanamayıp canıma kıymak istiyorum. Demek kocanızın ihaneti sizi üzdü. Evet öyle. Neticede benim de bir gururum onurum var. Peki benden ne istiyorsunuz? Doğrusu ben de tam olarak bilemiyorum ama bir psikiyatr olarak size müracaat etmeyi düşündüm. Peki niye ben? Bu ülkede tek psikiyatrist ben değilim ki. Yüzlerce var. Neden onlardan biri değil de beni aradınız? Çünkü sizi televizyondaki konuşmalarınızdan tanıyorum. Şimdi anladım. Sesiniz öyle güzel ve etkileyici ki konuşurken insanları rahatlatıyorsunuz. Ayrıca da çok yakışıklı bir erkeksiniz. Bir dakika. Beni yardıma ihtiyacınız olduğu için mi aradınız? Yoksa televizyondaki görüntülerinden hoşlandığınız için mi? Rica ederim beyefendi. Sanırım beni hafif meşrep bir kadın zannediyorsunuz. Estağfurullah. Böyle bir şeyi aklıma bile getirmedim. Ama hakkınız var. İhtimal bu hadiseyi bahane yaparak sizinle görüşmek isteyenle alakta aynı bir kadın telakki ediyorsunuz beni. Halbuki inanın bana... Ben namuslu bir kadınım. Sakin olun efendim. Siz namussuzsunuz demedim ki ben şimdi. Düşünün doktor bey. Daha şimdiye kadar kocamı müşkül vaziyete sokacak hiçbir harekette bulunmadım. Fakat bütün bunlara rağmen en yakın arkadaşımla gece gündüz beraber bulunduğum bir kadınla beni aldatıyor. Göz göre göre böyle bir şeye katlanamayacağımı anladım ve sonunda ölmeye karar verdim. Ama yine de ölüm bu işe çare olmaz. Haklısınız, ben de öyle düşündüm ve size müracaat etmeye karar verdim. Belki siz beni bu fikrimden caydırırsınız diye düşündüm. Tabii elimden geleni yaparım. Netice itibariyle yardım isteyen bir hastasınız. Neden kocam böyle yapıyor? Ben aslında eline yüzüne bakılır güzel bir kadınım. Erkekler hep böyle mi oluyor? Söylesenize, siz de çapkın bir erkek misiniz? Hayır efendim, ne münasebet. Ne bileyim, gençsiniz, bekarsınız, yakışıklısınız, zenginsiniz. Her neyse, konumuz bu değil hanımefendi. Siz benim özel hayatımla ilgilenmeyi bırakın da sorularıma cevap verin. Benden ne öğrenmek istiyorsunuz? Kaç yaşındasınız? 22. 22 mi? Evet. Sizce kocamın beni aldatması için yaşım çok mu büyük? Yok hayır. Henüz çok gençsiniz. O halde beni tedavi edeceksiniz değil mi? Yoksa intihar etmem için beni kendimle baş başa mı bırakacaksınız? Hayır hanımefendi. Asıl olan sabırla mücadele ederek huzura, mutluluğa kavuşmak. Çok teşekkür ederim. Tabii muayenehanemi biliyorsunuz. Gelirseniz... Hayır olmaz. Sizi muayenehanenize gelemem. Peki neden? Bağışlayın, muayenehanenize gelemem. Bu beni daha da hasta yapar. İyi ama sizi başka türlü nasıl tedavi edebilirim ki? Evime gelebilirsiniz. Ne? Evinize mi? Evet. Peki kocanız evde değil mi? Yani onun yanında dertlerinizi, sıkıntılarınızı rahatça anlatabilecek misiniz? Kocam bu akşam İzmir'e gidiyor. Ya, hani kocanız bu akşam sizi bir arkadaşınızla aldatacaktı? İyi ya işte. Kocam o kadını da İzmir'e beraberinde götürüyor. Peki, muhakkak bu akşam gideceğini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Ama yine de emin olmak için bu akşam onu takip edeceğim. Kadınla birlikte gittiğine emin olursam sizi yine arayacağım. Galiba bu kadın gerçekten hasta. Alo doktor bey? Alo, sizi dinliyorum. Yani beni tekrar ne diye arayacaksınız? Aldatıldığıma kanaat getirip getirmediğimi bildirmek için tabii. Eğer kocamın yanında o kadını görürsem aldatıldığıma kesin olarak emin olacağım.
O zaman da benden evinize gelmemi isteyeceksiniz, öyle mi? Evet. Bakın hanımefendi, böyle bile olsa size gelmekle bir çare olacağımı sanmıyorum. Bu biraz zaman işi. Nasıl ifade edeyim? Yani gece vakti sizin tek başınıza evinizde olduğunuz bir sırada benim oraya gelmem... Ya, olmaz, böyle olmaz. O zaman intihar edin diyorsunuz, öyle mi? Anlaşılan söylediklerime inanmadınız. Ben kocamı bir kadınla görürsem kendimi kaybediyorum. Ne yaptığımı bilemiyorum. Kıskançlık damarlarımın içinde, hücrelerimde dolaşıyor. Belki benim yaptığım anormal bir şey ama elimde değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir ümidinsiz kaldınız. Zor anımda bana iki laf eder, güzel konuşmalarıyla beni teselli eder diye düşünmüştüm. Dinleyin hanımefendi. Eğer yarın intihar haberimi gazetelerde okursanız bilin ki bu sizin benim masum isteğime karşılık vermeyişinizden olacaktır. Peki peki. Telefonunuzu bekleyeceğim. 6'dan sonra ararım. Artık müsaadenizle telefonu kapatmak istiyorum. Durun, durun bir dakika. İsminiz neydi sizin? Nerede oturuyorsunuz? Daha bunları söylemediniz. Ah, bağışlayın. Ay, ismim... Kimin karısı olduğumu söyleyemem. Belki de içimi kemiren kuşku gerçekleşmeyecek. O zaman size de ihtiyacım kalmaz. Peki, öyle olsun. Allah'a ısmarladık. Güle güle hanımefendi. Demek şimdi sen telefon bekliyorsun ha doktor? Evet Sacit. Daha çok beklersin öyleyse. Niçin? Ya niçin olacak? Bu bir muzipliktir de onun için. Birkaç hanım oturup seninle şaka etmek istemişlerdir. İşlerinden tanımadığın birisi de seninle konuşmuştur. Olabilir. Olabilir değil, muhakkak böyle. Aksi takdirde kadın hakikaten canına kıymayı düşünüyorsa seni evine davet edeceğine buraya gelirdi. Öyle söyleme, bu tip hastaların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Nadir de olsa bu tip hastalara rastlıyorum. Hah, telefon, muhakkak odur. Nereden biliyorsun? Belki de başka biridir. Sanmam. 6'dan sonra arayacağım demişti. Alo. Merhaba, benim. Hah, siz. Evet, benim. O, Sacit, o kadın. Ne yaptınız bakalım? Ne oldu? Kocanızın sizi aldattığına kesin kanaat getirdiniz mi? Evet. Lütfen rica ederim. Bana hiçbir şey sormayın ve hemen buraya gelin. Çok çok kötü durumdayım. Tamam tamam, sakin olun. Adresinizi söyleyin. Şişli'ye geleceksiniz. Bakkal Sokak Muhtar Bey Apartmanı'nın o üç. Ha işte. Meçhul kadının evi şu olmalı. Muhtar Bey Apartmanı No 3. Telefonla görüştüğüm kadın siz misiniz hanımefendi? Evet, lütfen girin. Peki. Buyurun oturun. Siz niye ayakta duruyorsunuz? Otursanıza. Şey, affedersiniz, biraz heyecanlıyım da. Sakinleşmeye bakın. Rahat olun lütfen. Peki. Evet, söyleyin bakalım. Ben aldatılacak kadar çirkin bir kadın mıyım? Tam tersi, çok güzelsiniz. Ama yine de kocam beni aldatıyor işte. Ben gururlu bir kadınım. Bu şekilde yaşamaya artık tahammülüm kalmadı. Buna bir son vermeyi, hayata veda etmeyi düşünüyordum ki sizi televizyonda gördüm. Bakın bu çözüm değil. Aklınızdan ölüm kelimesini çıkarsın. İçinde bulunduğunuz ruhi durumu anlıyorum ama bunlar geçecek, korkmayın. Sizi tedavi edeceğim ve eskisinden daha iyi olacaksınız. Nasıl yapar bunu bana, nasıl? Benim gibi genç ve güzel bir kadının üstüne nasıl başka bir gül koklar? Düşündükçe kahroluyorum. Söylesenize, ben sizin karınız olsaydım beni aldatır mıydınız? Asla. Siz bir eşi mutlu edebilecek her şeye sahip görünüyorsunuz. Kim bilir şimdi siz beni ne fena ne düşük bir kadın olarak düşünüyorsunuz. Boş kuruntular yapmayın hanımefendi. Ben doktorum. Neden sizi öyle bir kadın olarak göreyim ki? Sizi evime davet ettim ya. Kocam da yok burada. Rahat olun lütfen. Ben burada bir doktor olarak bulunuyorum. Ben böyle biri değildim doktor bey. İnanın gayet sakin, güler yüzlü bir insandım. Ama bu hale gelmeme sebep kocamdır. Dünyanın en kötü adamıdır o. Ne hakkı vardı beni aldatmaya, öyle değil mi? Söyleyin doktor bey. Yüzüme bakılmayacak, iğrenilecek bir kadın mıyım ben? Aman efendim, söyledim ya. Fevkalade güzel bir kadınsınız siz. Sahi kaç yıllık evlisiniz? 6. Oh, pek genç evlenmişsiniz. Birbirinizi severek mi evlendiniz? Peki öyle denemez ama kocama bütün masumiyetimle bağlandım. Fakat o beni daima aldattı. İnanın ben zannettiğiniz kadar kötü bir kadın değilim Doğan Bey. İnanıyorum size. Önce biraz sakin olun. Muayene de edeceğim sizi. Yalnız sakin olun lütfen.
Peki. Adınız ne? Müşgan. Evet Müşgan Hanım. Söyleyin bakalım. Kocanız en son sizi ne zaman aldatmaya başladı? Bir dakika. Size içecek bir şey ikram edeyim doktor bey. İçki içer misiniz? Hayır, içki kullanmam. O halde meyve suyu getireyim. Doktoru içine uyku ilacı karıştırılmış meyve suyuyla uyuttum. Birazdan başına neler geleceğini bilse böyle horlayabilir miydi acaba? Ay, Zafer de nerede kaldı? Bu saatlerde geleceğini söylemişti. Hah, işte geldi. Bu tarafa. Burada mı? Yatak odasına polis bey. Mutlaka oradadırlar. Evet. Şimdi sıra bende. Doğan bey. Doğan bey kalkın hadi, sabah oldu. Başım. Aman Allah'ım, ne oluyor? Benim bu yatakta işim ne? Yoksa geceyi burada mı geçirdim? Yatak odasına polis bey. Mutlaka oradadırlar. Ne oluyor Müjgan Hanım, bu sesler de ne? Mahvolduk. Bu kocaman sesi, çabuk giyinin. Çabuk. Giyineyim mi? Pantolonum yok. Kim soydu beni? İşte buradalar. Bakın ikisi de yarı çıplak. Gördünüz mü? Vaziyeti gördünüz mü polis beyler? Bu kadın benim karım. Adam da zan parası. Evet. Her ikisi de suçüstü bu durumda. Bir dakika. Bir yanlışlık olacak. Ben bakın. Şimdi lütfen lazım geldiği şekilde bir zabıt varakası tanzim etmenizi rica ediyorum sizden. Tamam, biz salona geçiyoruz. Tutanağı orada hazırlayacağız. Geçelim, gel bakalım şimdi geçelim. Allah aşkına ne oluyor burada? Ne tutanağı, ne zaptı? Kim olduğunu bilmiyorum beyefendi ama ben medeni bir insanım. Gırtlağına sarılacak değilim elbet senin. Aramızdaki hesabı burada değil. Suçüstü mahkemesinde göreceğiz. Sana gelince rezil karı. Kocanı aldatmanın ne demek olduğunu 2 saat sonra hapishanenin demir kapılarından içeri girdiğin zaman öğreneceksin. Hadi giyinin şimdi, ben dışarıda bekliyorum. Olacak şey değil, rezil oldum. Hala olanlara inanamıyorum, rüyada gibiyim. Söyler misiniz, benim yarı çıplak sizin yatağınızda ne işim var? Gece beni uyutmak isterken uyudunuz, ben de sizi yatağıma yatırdım, mesele bu. Benimle şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben geceleri bir de zor uyuyan bir insanım, nasıl uyurum? Bu komployu siz yaptınız. Ne komplosu doktor bey? Bunu kocanla birlikte yaptın hem de. Söyleyin hadi, bana komplo kurdunuz, öyle değil mi? Planınızın arasında kocanızın polislerle eve baskın yapacağını ve beni böyle don gömlek yakalayacaklarından haberiniz vardı değil mi? Giyinin hadi doktor bey, dışarıda polisler bizi bekliyor. Beni uyutmak için de dün gece ikram ettiğiniz meyve suyunun içine uyku ilacı koymuştunuz. Evet. Ya ama neden? Acele etmeyin, birazdan anlarsınız. Hele giyinin bir kere siz. Bu ne soğukkanlılık hanımefendi. Bu ne umursamazlık böyle. Başımıza gelen bu müthiş felaketin azameti sizi ürkütmüyor bile. Hayır, ürkütmüyor. Ya ama kocanızın bu polis baskınıyla yalnız ben değil, siz de suçlu duruma düştünüz. Umurumda bile değil. Mahvettiniz beni. İstikbalimi, şerefimi, mesleğimi mahvettiniz. Niçin yaptınız bunu? Beni bu büyük felakete neden sürüklediniz? Neden? Kendinizi bu kadar üzmeyin doktor bey. Her işin bir çözümü vardır. Dalga geçmeyin aşifte kadın. Polisler kapının önünde beklerken ne çözümü olacak ki? Psikolog olarak bunu bilmemenize çok şaşırdım doğrusu. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Durun sakin olun. Kocam bizi affedebilir. Ne? Ne demek kocam bizi affedebilir? Karısını polislerle bastıracak kadar şuurunu kaybeden bir adam böyle bir manzara karşısında nasıl affeder bizi? Yoksa siz kocanız beni aldattı diyerek beni buraya çağırmıştınız. Halbuki kocanız, siz durun, kocanızı... Durun, kendinizi fazla yormayın. Önce kocamı çağırayım da. Rezil kadın. Kocanızla görüşülecek zaman mı şimdi? Adamı büsbütün çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bilakis. Onu makul bir hale getirmeye çalışarak bu işten kurtulmanın çaresini bulmaya gayret ediyorum. Nasıl olacak bu? Kocam parayı çok sever doktor bey. Çağırayım da görüşün. Vay canına. Düşündüğüm gibi şimdi anlamaya başladım. Demek bunlar... Gel Zafer, doktor beyle görüş. Olur hayatım. Memur beyler, beni biraz bekler misiniz lütfen? Tamam ama fazla uzun sürmesin. Karakolda işimiz var. Tamam. Müjgan, beyefendiyle miktar üzerine mutabık kaldınız mı? Hayır. Neler oluyor? Ne miktarı, ne mutabıkı? Sizden büyük bir miktar talep edecek değiliz beyefendi. Ne münasip verirseniz onu kabule razıyız. Ne dediniz? Yani bana şantaj mı yapıyorsunuz? Ne yaparsınız? Hayat çok zor. Sizden istediğimiz yardım şüphesiz ki mali vaziyetinize tesir edecek kadar mühim bir şey olmayacaktır. Allah daha fazla versin, gözümüz yok canım. Zengin bir adam olduğunuzu biliyoruz. Onun için... Yeter artık Zafer. İsteyeceğini iste, bıktım bu işten. Bakın Doğan Bey, hadisenin sulh ile kapanması hem bizim hem de sizin için daha iyi olur. Eğer anlaşırsak polislere davadan vazgeçtiğimi söyle. Sus be adam, sus! Ne istiyorsun onu söyle. Sinirlerim harap oldu. İnsanlığımdan, erkek olduğumdan utanıyorum. Tamam efendim, öyle bağırmayın.
Bu gibi şeyler hiddet ve şiddetle halledilemez değil mi? Kapı önünde bekleyen polisler duyacak olursa her şey mahvolur. Sonra maazallah düşünün, bu işin cezası 6 aydan başlar. Sana ne istiyorsun diyorum, onu söyle. Büyük bir şey değil Doğan Bey. 5 milyar yeter. Ne? 5 milyar mı? Evet, istediğin parayı verecek misiniz yoksa sizi polise teslim edeyim mi? Yağma üzerinde 200 milyon lira var. Zararı yok efendim. Kalan miktar için bir çek yazarsınız, olur biter. Asla asla. Sana çek vereceğime hayatımın sonuna kadar hapiste yatmayı tercih ederim. Defol git buradan alçak pezevenk. Siz bilirsiniz, karar sizin. Ama müsaade buyurursanız Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini cebimde taşıdığım kanun kitabından size bir defa okuyayım. Evet. Zina eden zevce ve onunla zina yapan adam hakkında 3 aydan 30 aya kadar hapis cezası verilir. Yeter, kes. Madde demek istiyor ki bir adam kocası olduğunu bildiği bir kadınla münasebette bulunursa 3 aydan 30 aya kadar hapsolunur. Fakat hapsolunması için kocanın dava etmesi lazımdır. Bu hak kocanındır. Dava etmezse yahut davadan vazgeçerse takibata devam olunmaz. Ve siz de kanunun kocaya verdiği bu hakkı bana 5 milyar lira karşılığında satmak istiyorsunuz, öyle mi? Kabul ederseniz ne ala, etmezseniz şimdi polislere suçüstü mahkemesine gider, orada hakime anlatırsınız derdinizi. Karar vermeniz için bir iki dakikanız var. Ya istediğim parayı verirsiniz ya da zina suçundan hapse girersiniz. Rezil herif. İnsan soymak, hırsızlık etmek için başka çare bulamadın mı? Ölüden kefen çalar gibi kanundan ahlak, fazilet çalıyorsun. Meğer sen ne habis ne korkunç yaratılışlı bir ahlak hırsızıymışsın. Hey, sakin ol. İğrenç mahluk. Şu uğursuz hayatını sürdürmek için karını alet etmeye utanmıyor musun? Yeter artık. Parayı veriyor musun, vermiyor musun? Tamam tamam, veriyorum. Ama daha önce bana davandan vazgeçtiğine dair bir yazı vereceksin. Hmm. Ondan sonra da paranı vereceğim. Anlaşıldı. Böyle bir şey isteyeceğinizi bildiğim için önceden hazırlatmıştım. Evet. Buyurun yazıyı. Anlaşılan bu işin ilk kurbanı ben değilmişim. Ne yazdığını oku. Peki. Karımla münasebette bulunduğu tespit edilen psikolog doktor Doğan Pınar aleyhine dava hakkımdan sarfı nazar ile takibata devamdan feragat eylediğimi beyan ederim. Yeter mi bu kadar beyefendi? Doğrusu karı koca sizleri tebrik etmek lazım. Son derece düzgün, sistemli çalışıyorsun. Evet, ben kağıdı verdim. Siz de lütfen parayı verin. Alın. 200 milyon. Gerisine çek yazacağım. Kaleminiz var mı? Ya elbette, her zaman yanımda taşırım. Buyurun. Hamile diye yazın lütfen. Miktar 4 milyar 800 milyon. Kapa çeneni. Al bakalım. Soyunculuğun her çeşidini bilirdim de böyle polis nezaretinde kanuna uygun yapılanına ilk defa şahit oluyorum. Ne yaparsınız, enflasyon. Geçim sıkıntısı insana her şeyi yaptırıyor. Yeter. Hadi şimdi git ve şu polisleri evinden yolla. Tabii tabii. Size gelince Müjgan Hanım. Doğrusu meyve suyunun içine uykuyla karıştırarak beni uyutup böyle bir tuzağa düşürdüğünüz için tebrik ederim sizi. İnanın mecbur kaldım. İnsan ne kadar da aç kalsa yine de doğru bir yola dönmek çaresini bulabilir. Yaşamak için kendine başka bir meslek seç. İnsan kendini satmadan da bu kadar alçalmadan da yaşayabilir. Evet. Polisleri yolladım efendim. Sana gelince iğrenç herif. Gitmeden önce sana benden bir hatıra bırakmak istiyorum. Al bakalım. Ah! Bu yumruk aklına geldikçe beni anarsın. İşte böyle Sacit. Dahi yani olduğu kadar iğrenç bir komploya kurban gittim dostum. O olmuş. İyi olmuş Doğan. Nasıl? Avukat sözü dinlemez misin ha? Sana o kadar söyledim, gitme. Hastaysa o buraya gelsin demiştim. Sus Allah aşkına ya. Zaten canım sıkılıyor. Üstelik sen de... Lakin bravo doğrusun. İnsan her şeyi düşünür ama ceza kanunuyla adam soymak kimsenin aklına gelmezdi. Ödediğim paraya yanmıyorum Sacit. Beni asıl yıkan Müjgan gibi bir kadının adi bir soyguncu olması. Hala öylesine güzel ve masum tavırlı bir kadının böyle iğrenç bir şey yaptığına inanamıyorum. Dışarıdan gören de seni kadına tutulmuş sanacak. Sen dalga geçiyorsun ama inan bana bu kadın başka, bambaşka bir şeydi. Çok ama çok güzel bir kadındı o Sacit. Anladık anladık. Güzel, masum ve soyguncu. Tamam mı doktor? Hayır. O kadının iri siyah gözlerinin parlayışında, o ağlayışta, o safiyane duruşunda bir soyguncu sahtekarlığı yoktu. Ya sen ne garip adamsın be Doğan. Kadın seni akıl almaz iğrenç bir tertiple soyuyor. Sen hala onun için neler söylüyorsun?
Karının mesleği bu. Kim bilir senin gibi kaç kişiyi dışı melek gibi görünüp şeytanca soymuştur. Hayır, 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 hayır. Sen ne dersen de onun bu iğrenç hayata zorla sürüklendiğine inanıyorum. Doktor, biliyor musun? Esas sana bir psikiyatrist bulsak çok iyi olacak. Beyefendi. Ne var Esma? Genç bir hanım geldi, sizinle görüşmek istiyormuş. Genç bir hanım mı? Kim peki, tanıyor musun geleni? Hayır, daha önce hiç görmedim. Şık ve çok güzel bir kadın. Buyursun, al içeri, gelsin bakalım kimmiş. Peki efendim. Pek merak ettim, bu saatte haber vermeden kim gelebilir ki? İyi akşamlar. Ne? Siz, Müjgan. Siz ha? Evet, benim Doğan Bey. Ne işin var benim evimde? Çaldığın para kafi gelmedi mi? Bu sefer de burada mı soyacaksın beni? Bakın ben... Hadi çabuk dışarı, çık dışarı, defol git evimden. Durun bir dakika, beni dinleyin Doğan Bey. Çıkacak mısın yoksa şimdi polise telefon edeyim mi? Doğan Bey, bakın bir an beni dinleyin ne olur. Ağlıyorum. 3 günden beri dünyanın en büyük acısı içimde kıvranarak ağlıyorum. Bir dakika olsun beni dinlemeye tahammül edin. Oturmayacağım, derhal gideceğim. Doğru söyle. Kocan şimdi karakola polis almaya gitti değil mi? Karım aşığının evindedir. Beni aldatıyor diye tekrar bir baskın. Tekrar bir soygunculuk yapacaksınız değil mi? Fakat bu sefer beceremeyeceksiniz. Şimdi hemen polisi arıyorum. Durun, durun yapmayın, yalvarırım yapmayın. Alo, polis santrali mi? Kapatın şu telefonu, buraya sizi soymaya gelmedim. Peki neden geldiniz? Ne istiyorsunuz benden? Ben geçen gün sizden şantaj yoluyla aldığım parayı geri getirdim. İşte 5 milyar, buyurun. Bana bu parayı vermeye mi geldiniz yani? Evet. Ama neden? Bugüne kadar soyduğum zavallıların sayısını bilmiyorum. 5 seneden beri türlü türlü tuzaklarla... Hatırı hayale gelmeyen vasıtalarla sizin gibi iyi niyetli insanları sürekli soydum. Sürekli çaldım. Görüyorsunuz işte, saklamıyorum, itiraf ediyorum. Çünkü alışmıştım bu hayata. Peki bütün bu kötü hareketlerinizden dolayı hiç acı, pişmanlık duymadınız mı? Duydum ama sadece 2 kere. İlki bu işi ilk defa yaptığımda. İkincisi? O da sizin evinizden çıkarken yüzüme tükürür gibi söylediğiniz o laflardan sonra. Emin olun ki bu 2 büyük acı, 2 büyük azap olarak sürekli içimde yaşayacak. Kocanız buraya geldiğinizi biliyor mu? Hayır, o adam benim kocam değil. Kağıt üzerinde evli görünen bu kirli işteki ortağım. Paranızı dün gece o adamı sarhoş edip sızdırdıktan sonra cebinden çalıp getirdim. Niçin getirdim biliyor musunuz? Niçin? Çünkü sizden hoşlandım. Hayatımda ilk defa bir erkekten... Neyse... Aslında mesleğimde kurbanlarımdan hoşlanmak gibi bir lüksüm yoktur ama benim de duygularım var. Beni kötü bir kadın olarak hatırlamamanız için paranızı getirdim. Hoşçakalın. Durun, durun, nereye gidiyorsunuz? Eğer bir gün hatırınıza gelirsem ve bir gün beni düşünmek imkanını bulabilirseniz... ...zannettiğim kadar fena bir kadın değilmiş diye fısıldarsanız... ...zavallı bir kadının sevgi duyan kalbinin acısını bir parçacık olsun dindirmiş olursunuz. Allah'a ısmarladık Doğan Bey. Sabah gazetelerinizi getirdim Doğan Bey. Buyurun. Teşekkürler, gidebilirsin. Peki efendim. Bakalım gazetelerde neler var. Her zamanki gibi siyaset ve cinayet. Dün gece Şişli'de feci bir cinayet işlendi. Müjgan Saçar adlı kadın birlikte yaşadığı sevgilisini tabanca ile öldürdü. Katil olaydan sonra polise teslim olmuştur. Aman Allah'ım. Bu Müjgan ortağıyla bir olup bana şantaj yaparak paramı soyan kadın değil mi? Ay, evet evet o. Ya mı ortağını öldürmüş? Yapılan tahkikata göre cinayetin henüz hüviyeti tespit edilemeyen meçhul bir erkek yüzünden işlendiği tespit edilmiştir. Aman Allah'ım. Sözün ettikleri bu meçhul erkek de benim. Allah'tan kim olduğumu öğrenememiş gazeteciler. Ah, telefon. Sakın polis olmasın. Alo. Doğan, ben avukat Sacit. Sacit sen misin? Bugünkü gazeteleri gördün mü? Ha, gördüm dostum. Ben de seni arayacaktım. Hemen buraya gelsene. Tamam. Tamam, geliyorum. Müjgan'ın kocasını, yani ortağını öldürmesine ne diyorsun Sacit? Ne diyeyim? Müthiş kadınmış seninki. Adamı gık demeden öldürüvermiş. Kadın adım vermemiş ama polis tahkikat sonucu kadının evinde basıldığımı tespit edecektir. O gece baskın yapan polisler seni tanıdı mı dersin? Sanmıyorum.
Neyse. Sen yine de her ihtimale karşı renk vermemeye çalış. Eğer öyle bir şey olursa kesinlikle bilmemezlikten geleceksin. Kadını ilk görüyormuş gibi davranacaksın. Yoksa rezil kepaze olur, bütün istikbalini mahvedersin. Ya böyle diyorsun da susmak doğru bir hareket olacak mı? Baksana ne yazıyorlar. Dostunu sevdiği adama fenalık yapmaması için öldürmüş diyorlar. Ne derlerse desinler. Sana ne canım? Korkuyorum Sacit. Neden korkuyorsun? Bilmiyorum ama içimde tarifsiz bir endişe var. Hadi hadi. Sen kendi işine bak. El alemin sürtüğü için bir dakika bile canını üzmeye değmez. Hem dur bakalım. Netice anlaşılmadı ki daha. Senin için mi işledi bu cinayeti yoksa başka bir sebepten mi öldürdü? Hele bir mahkeme başlasın, o zaman öğreneceğiz. Sen delirmişsin doktor. Bu mahkemeye gelmekle kendini tehlikeye attığının farkında mısın? Kadını görüyor musun Sacit? Hangi kadın? Hangi kadın olacak canım? Müjgan işte. Oh, ne kadar güzel, ne kadar masum bir yüzü var. Anlamıyorum seni doktor. Galiba bu kadına aşık oluyorum. Sesin çıkmıyor ama ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Sacit, kalıbımı basarım ki senin cinledin var. Ya saçmalama doktor. O bir katil. Soğukkanlılıkla kocasını öldüren bir katil o. İşte mahkeme reisi yerini aldı. Dava şimdi başlayacak. Çok merak ediyorum. Acaba cinayet sebebi olarak ne itirafta bulunacak? Sanık Müjgan Saçar. Cinayetin hemen ardından eve gelen polisler seni elinde tabancayla bulmuşlar. Onlara kocanı öldürdüğünü söylemişsin. Doğru mu bu? Evet doğru. Ben öldürdüm hakim bey. İddianameye göre kocanı sevdiğin adama kötülük yapmasını önlemek için öldürmüşsün. Peki buna ne diyorsun? Hayır hakim bey, ortada böyle bir sebep mevcut değildir. Madem öyle, neden öldürdün kocanı? Çünkü ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti de onun için. O seni neden öldürecekti peki? Kavga etmiştik. Bir gece evvel cebinden bir miktar para almıştım. Onu geriye istedi, vermedim, kızdı. Demek senden kendisinden aldığı parayı istedi. Peki sonra ne oldu? Üzerime atıldı, beni dövmeye başladı. Saçlarımı parmaklarının arasına geçirmiş, çekiyor ve bir yandan da gırtlağımı sıkıyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. O sırada tabancasının arka cebinden yere düştüğünü gördüm. Hemen tabancayı yerden alarak tetiği çektim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yani sen daha evvelden öldürmeye karar vermiş değildin, öyle mi? Evet efendim. Fakat savcılık makamı öyle demiyor. İddianameye göre sen kocanı taammüden, yani önceden tasarlayıp planlayarak öldürmüşsün. Yalan! Böyle bir şey hatırımdan bile geçmedi. Hem niçin önceden onu öldürmek isteyeyim ki? Söz almak istiyorum reis bey. Buyurun avukat bey. Savcılık makamının iddiaları asılsızdır. Şimdi karşınızda duran, gözyaşı dökerek ağlayan müvekkilim, eğer evvelden kocasını öldürmeye karar vermiş olsaydı, elbette ki bunun için bir çare düşünür, hadiseyi gizler, yerini zamanlı tayin eder ve ölüm aletinde tedarikine çalışırdı. Halbuki cinayet boğuşma esnasında maktule ait olduğu belirlenen tabanca ile işlenmiştir. Eğer bu tabanca o sırada düşmemiş olsaydı, şimdi huzurunuzda bulunacak mazlum bu kadın değil, onu öldüren kocası olacaktı. Bu nedenle mahkemenizden davanın nefs-i müdafaa hudutları dahilinde ele alınmasını arz ve talep ediyorum. Söz sırası savcılık makamında. Buyurun, sizi dinliyoruz. Reis bey, karşınızda duran bu kadın ahlaken tamamıyla çürümüş, fazilet hislerinden büsbütün mahrum kalmış dejenere bir mahluktur. Kocası onu bir hafta evvel yabancı bir erkekle kendi evinde yakalamış ve bunu polis marifetiyle suçüstü yaparak tespit ettirmiştir. Bu hadise bize ayrıca suçlunun ahlaken ne kadar düşük biri olduğunu göstermektedir. Bu kadın kocasını sevdiği adama fenalık yapmasın diye öldürmüştür. Çünkü kocası kadının dostunu tanımış bulunuyordu. Ondan bir gün intikam almak arzusuna düşecekti. Bu cani kadın buna mani olmak istedi ve bu cinayeti planlayarak dostunu kendi tabancasıyla öldürdü. Hayır, doğru değil bu. Tabanca benim değil, Zafer'indi. Susun. Söz sırası verilmeden konuşmayın. Devam edin. Sanık Müjgan Saçar, kocası Zafer Saçar'ı daha evvel öldürmeye karar vermiş ve tabancayı hazırlamıştı. Zavallı adam o gece başına gelecek akıbetten tamamıyla bir haber evine gelip şöyle bir koltuğuna yerleştikten sonra karşınızda gözleri yaşlarla dolu melek saflığındaki bu kadın çantasının içinde sakladığı kocasına ait tabancayı çıkartarak ateşlemiştir. Madem öyle, müvekkilimin boğazındaki parmak izlerini kim yaptı? Hangi parmaklar, hangi tırnaklar oydu bu kan çukurlarını öyleyse? Öldürdüğü dostu mu yattığı yerden ayağa kalkarak parmaklarını kadının boynuna geçirdin? Susun! Susun diyorum! Devam edin avukat bey.
Bu vakada müvekkilim nefsini müdafaa etmek mecburiyetinde kaldı reis bey. Sanık Müjgan Saçar, iddia makamı sizin kocanızı daha evvelden tasarlayarak öldürdüğünüzde ısrar ediyor. Ne diyeceksiniz? Size demin söyledim. Ben onu önceden öldürmeyi aklıma bile getirmemiştim. Kavga ettik, boğazıma sarıldı, beni boğacaktı. Ben de o sırada elimin ucuna gelen tabancayı alarak ateşledim. Olay böyle oldu. Diyelim ki cinayeti o an için kavga ederken işlediniz. Kavganızın sebebi neydi peki? Söyledim ya, cebinden para almıştım, onu geri istemişti. Peki para kimindi? Sizin miydi, kocanızın mıydı? Ne benimdi ne de kocamın, bir başkasının da bu para. Ne demek bir başkasınındı? Borç mu almıştınız? Hayır, tehdit ederek birinden almıştık. Tehdit ederek mi? Kimden peki? Günahı olmayan bir adamdan. Zafer'le birlikte bir adamı tehdit ederek elinden 5 milyar lirasını almıştık. Ben sonradan bu yaptığım hareketten pişmanlık duyarak kocamın haberi olmadan cebinden parayı alıp sahibine iade ettim. O da farkına varınca netice anlattığım gibi oldu efendim. Peki 5 milyarını aldığınız o adam kimdi? Bir doktordu ama adını söyleyemem hakim bey. Neden? Çünkü bu kirli hadiseyi onun ismini karıştırmak istemiyorum. Ama yine de ismini söylemek zorundasınız. Söylememekte ısrar ederseniz bu size pahalıya mal olur. Ne olursa olsun söylemek istemiyorum. Demek iddianıza göre cinayete bu haksız yere alınan para sebep oldu, öyle mi? Evet. Oysa iddia makamı sizin bu cinayeti işlemenize o suçüstü gecesinde yakalanan dostunun sebep olduğunu ileri sürüyor. Dediğim gibi hakim bey, o adam benim dostum değildi. Sadece parasını almak için tuzağa düşürdüğümüz suçsuz biriydi. Kocanızın suçüstü yaptığı adamla bu dediğin adam aynı kişi mi? Evet hakim bey, aynı kişi. Kızım, şu söyleyeceklerini açık açık söyle. Bıktım bu esrarengiz ifadelerinden senin ama. Anlatayım hakim bey. Annemi ve babamı kaybettiğimde 18 yaşında yapayalnız bir insandım. Uzaktan akraba olan bir aile bana evlenmek üzere bir adam buldu. Namuslu, kibar, tüccardır deyince yüzünü bile görmeden hemen kabul ettim. Ama güvendiğim bu adam kısa zamanda da gerçek yüzünü ortaya koydu. O adam öldürdüğün Zafer isimli adam mı? Evet hakim bey. Ahlaktan, insanlıktan, faziletten nasibi olmayan müthiş bir adamdı. Beni en kısa zamanda kendine benzetti. Kelimenin tam manasıyla iğrenç, namussuz bir hayat yaşamaya başlamıştım. Poker masalarından paralar çalarak, arkadaş olduğumuz evli kadınların kocalarını kandırarak, baskınlar yaparak, tehditler savurarak sürekli çalıyor, sürekli bir başkasından namussuzca alınan paralarla geçiniyorduk. Yani bu şekilde şantaj yapıyordunuz. Evet hakim bey. Son kurbanımız olan o doktoru da aynı yolla soyup 5 milyarını almıştık. Bir vesileyle doktoru bunalım geçiriyorum diye eve çağırdım. İçtiği meyve suyunun içine uyku ilacı koyarak uyuttuktan sonra soyarak yatağıma yatırdım. Ardından da Zafer polislerle eve baskın yaptı. Peki sonra ne oldu? Zafer doktora 5 milyar verdiği takdirde davasından vazgeçeceğini söyledi. Vermezse zina suçundan hapse gireceğini söyleyince zavallı parayı ödedi. Bu usulü daha evvelden başkalarına da tatbik etmiş miydiniz? Evet, ayrı ayrı yerlerde çok defa aynı şeyi yapmıştık. Peki ne oldu da siz şantaj yoluyla aldığınız parayı götürüp iade ettiniz? O gün ve o gece hayatımda ilk defa dünyanın en büyük acısını çekmeye başladım. Nasıl oldu, ne yaptı bilmiyorum. Doktor üzerimde derin bir tesir bırakmıştı. Yüreğim müthiş bir pişmanlık hissiyle yanıyordu. Kendimden, insanlığımdan, yaşayışımdan iğreniyordum. Bir anda karar verdim. Bu parayı kocamın cebinden çalıp tekrar ona iade edecek ve artık ne olursa olsun bu çirkin hayattan kesinlikle uzaklaşacaktım. Nitekim dediğimi yaptım. Parayı kocamdan gizlice alıp doktorun evine giderek ona iade ettim. Sonra? Tekrar eve döndüm ama Zafer işi anladı ve parayı istedi. Sahibine verdiğimi söylediğim zaman üzerime atılarak önce seni sonra onu öldüreceğim diye parmaklarını boğazıma geçirdi. Sonrasını biliyorsunuz. İşte bütün olay bundan ibaret hakim bey. Peki hadisenin bu şekilde cereyan ettiğini bize ne suretle ispat edebilirsiniz? Sadece yemin edebilirim. En mukaddes değerlerimin üzerine yemin edebilirim. Sadece yemin ne olmaz? Hiç olmazsa o doktorun ismini söyle. Onu çağırıp bir kere de onu dinleyelim kızım. Yok olmaz, istemiyorum. Onun ismini bu hadiseye karıştırmak istemiyorum. İyi de kızım, ispat etmeden olmaz. İspat edeyim etmeyeyim, ben size doğruyu söyledim. Siz artık nasıl arzu ederseniz öyle karar verin. Benim için hepsi eşit. Kızım, sen galiba hadisenin vehamiyetini hala idrak edemiyorsun. İddia makamı taammüden işlenmiş bir katilin faili olarak karşımıza getirmiş bulunuyor seni. Bu fiilin cezası nedir biliyor musun? Hayır. İdam.
Eğer bu iddian doğruysa, hakikaten vaka bu şekilde cereyan etmişse dava lehine sonuçlanabilir. Bu yüzden o doktorun adını ver de çağıralım. Anlattıklarının doğruluğunu bir de ondan dinleyelim. Hayır, ismini vermeyeceğim bu adamın size. Ne isterseniz onu yapın. Pekala. İddia makamı ne diyor bu işe? Sanık doğru söylemiyor reis bey. Bizce sırf vaziyeti kurtarmak için böyle bir hikaye uydurdu. Konuşabilir miyim reis bey? Buyurun avukat bey. Reis bey, müvekkilimin huzurunuzda anlattığı olayların doğruluk derecesinin araştırılmasını talep ediyorum. Neyi nasıl araştıracağız? Müvekkiliniz öyle bir hadise ileri sürüyor ki, bunun isimsiz bir de kahramanı var. O kahramanı da yalnız müvekkiliniz biliyor ama ısrarla adını vermiyor. Bir kere daha soruyorum sanığa. Bu adamın ismini söylememekte ısrar edecek misin hanım? Evet, ısrar edeceğim. Durun, durun bir dakika. Ne var? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Söz edilen doktor benim. Demek siz o suç üstüne maruz kalan ve bilhare şantajla alınan parası geri verilen doktorsunuz, öyle mi? Evet efendim. İsminiz nedir peki? Doğan Pınar, psikiyatrist doktor. Sanık sandalyesinde oturan şu kadın kocasını taammüden öldürmekten yargılanıyor. Bu hadise hakkında ne biliyorsanız bize anlatın lütfen. Anlatayım reis bey. Bir gün muayenehanemde çalışırken bir telefon geldi. İşte böyle hakim bey. Bu hadise ve bu kadın hakkında bildiklerim bundan ibarettir. Peki. Sen sanık Müjgan Saçar, şahidin ifadesine ekleyeceğin bir şey var mı? Hayır hakim bey. Zafer'i ben öldürdüm. Ceza neyse çekmeye hazırım. İddia makamı şahide bir şey soracak mı? Evet reis bey. Maktul Zafer'den kendisine verdiği para karşısında davasından feragat ettiğine dair bir senet aldığını söyledi. Bu senet hala kendisinde duruyor mu? Senet sizde mi Doğan Bey? Evet ben de reis bey. Yanımda. İşte buyurun. Evet teşekkür ederim. Evet karşısında feragat ettiğime davacı olmadım. Evet. Evet. Bu senet ifade ettiğiniz tarzda hazırlanmış. Gereği düşünüldü. Sanık Müjgan Saçar'ın Türk Ceza Kanunu'nun 452. maddesi mucibince 5 sene müddetle hapsedilmesine ittifakla ve kabili temyiz olmak üzere karar verilmiştir. Umarım ne yaptığının farkındasındır Doğan. Ne demek istiyorsun Sacit? Yel değirmenine saldıran Don Kişot gibi kendini ortaya attın. Geleceğini, mesleğini tehlikeye atarak katil kadına sahip çıktın. Yarın gazetelerin baş sayfasında yer alacaksın. Kim bilir neler yazacaklar hakkında? Ne yazacakları umurumda bile değil Sacit. Ben sadece gerekli olanı yaptım. O bu işten 5 yılda sıyrılarak kurtuldu. Peki sen onu idamdan kurtararak ne kazandın? Söyler misin? Ben kazanç peşinde değilim dostum. Sadece o talihsiz, zavallı kadının benim yüzümden idam edilmesine engel oldum, o kadar. Beş yıl sonra. İhsan Efendi. Buyurun müdür bey. Bugün cezasını bitiren 8 numaralı koğuştaki kadın mahkum Müjgan Saçar'ın tahliye evrakını hazırladın mı? Hazırladım müdür bey. İmza filan bütün muamele tamam efendim. Peki kendisine tebliğ ettiniz mi bugün çıkacağını? Ettik müdür bey de. Yalnız koğuş gardiyanı dün gece sabaha kadar kadının uyumadığını devamlı şekilde beni niçin çıkarıyorsunuz? Nereye gideceğim? Kime gideceğim diye ağladığını söylüyordu efendim. Vah vah vah. Kimsesi yok muymuş kadının? Galiba yokmuş efendim. Peki her ay ona para gönderen adam nesi oluyormuş? Bilmiyorum efendim. Para biliyorsunuz postayla geliyordu. Kağıtta daima Ahmet isminde bir imza görünüyordu efendim. Ya işte bu Ahmet denen kimse, ona gitsin kadın. Ama kadın bu adamı tanımıyormuş ki efendim. Allah Allah, nasıl tanımaz yahu? Kendisine para gönderen adamı tanımaz mı insan? Efendim bu Müjgan denen kadın da aldığı bu paraları bütün diğer mahkumların ihtiyaçlarını temin için sarf etti efendim bu zamana kadar. Çok iyi biri desene. Evet. Neyse. Hadi gidin getirin de serbest bırakalım artık. Saat 10'u geçiyor. Tabii efendim. Girin. Beni emretmişsiniz müdür bey. Müjgan Hanım. Bu dakikadan itibaren artık serbestsiniz.
Siz de diğer vatandaşlarımız gibi hür bir insansınız. Buyurun, gidebilirsiniz. Hayır müdür bey, gitmeyeceğim. Ama kızım... Gitmek istemiyorum, ne olur beni çıkartmayın. İyi ama neden? Gidecek yerim, sığınacak tek mekanım yok. Yalvarırım müdür bey, acıyın bana, tekrar düşeceğim. Tekrar bir avuç çamur gibi kaldırımların üzerinde kalacağım. Bırakın beni şurada bir köşede son nefesimi verinceye kadar büzülüp kalayım. Bir hizmetçi gibi çalışayım, bir esir gibi mahkumlara su taşıyayım. Ne olur beni sokağa atmayın, sonra büsbütün yazık olacak bana. Bak kızım, seni anlıyorum. Ne yazık ki seni burada bir dakika bile daha fazla tutmak yetkisine sahip değilim. İyi ama siz bana hürriyet değil, yeniden acı ve sefalet veriyorsunuz. Keşke senin için elimden bir şey gelseydi yavrucuğum. Ne yazık ki buradan gitmek zorundasın. Allah yardımcın olsun. Şimdi ne yapacağım? Nereye gideceğim? Nerede yatıp kalkacağım? Şu önümde uzanan yol beni nereye götürecek? Müjgan Hanım. Bu seslenen de kim? Aman Allah'ım. Doğan Bey'miş. Gidin. Gidin, peşimi bırakın ne olur. Durun, kaçmayın benden. Bırakın beni Doğan Bey, lütfen bırakın. Bırakın da gideyim. Nereye gideceksiniz Müjgan Hanım? Nereye gideceğimi bilmiyorum. Rüzgarlar nereye atarsa, sular nereye götürürse oraya gideceğim. Kendinize bilinmezlik dünyasında yer aramayın. Benimle gelin lütfen. Ne? Sizinle mi geleyim? Evet, benimle. Evime. Evinize mi? Fakat ne yapacağım evinizde? Benimle beraber yaşamak için. Hayatıma ortak olmak için. Yalvarırım, benimle alay etmeyin. Daha 5 dakika bile olmadı hapishaneden çıkalı. 5 senedir gece gündüz gözyaşı döktüm. Bütün bir ömür, bütün bir gençlik gömdüm oraya. Merhamet edin biraz ne olur. Benimle alay etmeyin. Hayır hayır, alay etmiyorum Müjgan Hanım. Sizinle evlenmek, sizi mutlu etmek istiyorum. Bütün gayem, arzum bundan ibaret. Yalvarırım Doğan Bey, tekrar ediyorum. Benimle eğlenmeyin. Günahtır, çok günahtır. Acıyın bana. Hayır, sizinle eğlenmiyorum. Çünkü siz eğlence mevzu olacak bir insan değilsiniz. Siz ancak mesut olmaya layık bir kadınsınız. Hayır, hayır. Hayır, mümkün değil bu, inanmıyorum size. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Siz kötü bir insan değilsiniz Müjgan Hanım. Sizi hain bir tesadüf, dalından kopartılıp çamura atılmış bir yaprak gibi senelerden beri oradan oraya sürükleyip götürmüş. Size itimat ediyorum. İnanıyorum ve onun için evime götürmek istiyorum sizi. Hayır. Hayır, bu olamaz. Böyle bir saadete sahip olmaya hakkım yok benim. Sizi bu iğrenç varlığımla lekelemek istemem. Unutuyor musunuz ki ben bir sürtük, ben bir cinayet mahkumuyum. Ben sizin temiz mukaddes varlığınız içine giremem. Buna layık değilim. Bırakın hayır, beni. Hayır, olur. Hayır Müjgan Hanım, sizi bırakmayacağım. Çünkü gidecek bir yerinizin olmadığını biliyorum. Hem insana geçmişiyle değil, son bulunduğu duruma göre muamele etmek lazımdır. Ve en önemlisi de sizi seviyorum. Ama bu nasıl olur? Sus, konuşma artık. Başka bir itiraz da duymak istemiyorum. Şimdi yürü önümden bakalım. Dur, bavulunu alayım. Araban biraz ileride. Ver şunu. Şöyle. Allah'ım. Allah'ım, ne kadar merhamet sahibisin Allah'ım. Onca kirliliğime, onca yüzük aralığıma rağmen dualarımı kabul ettin. Ve beni hayalimden dahi geçiremediğim saadetlerin içine bıraktın. Baskın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.